Merhabalar arkadaşlar. Bugün size trileçe tatlısı tarifi vereceğim detaylarıyla. Öncelikle üzerinin yapımı için krem şantiyi yapıyoruz. Çünkü buzdolabında soğuması gerekiyor. 2 paket krem şantiye 1,5 bardak süt kullandım. Tarifinde 1 bardak yazıyor. Ben fakat 1,5 kullanmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi kıvamı da güzel oldu. Üzerine sütlü sosu için 3,5 su bardağı süte 1 çay bardağı şeker kullandım arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıp şekerini eritmeniz gerekiyor. Ben blender kullandım. Fakat sütüm kabardı birazcık. Siz elinizle de yapabilirsiniz. Güzelce şekerini erittikten sonra 200 gram yani bir kutu krema kullandım buna. Kremasını da güzelce ilave ediyoruz. Sonrasında bir çırpsanız da olur. Ben yine blender kullandım. Daha pratik olması amaçlı. Siz elinizle veya çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Bunu güzel çırptıktan sonra buzdolabında soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında kekim için 5 yumurta. Yumurtanın sarılarını ayırdım, beyazlarını ayırdım. 1 su bardağı şekeri de beyazlarına ilave ediyorum. Güzelce köpürene kadar bunu çırpıyoruz arkadaşlar. Kekimizin güzel olması lazım ki tatlımız güzel olsun. Sonrasında yumurtanın sarılarını da içerisine ilave ediyorum. Bir turda öyle karıştırıyorum. Güzelce özleşsinler. Sonrasında arkadaşlar içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya kullanıyorum. Bunu da hemen ilave ediyorum. Bir turda öyle karıştırıyorum. Sonrasında arkadaşlar 1,5 su bardağı un koyacağım. Fakat bunu dikkatli koyun. Yani yedire yedire havasını indirmeden spatula yardımıyla 1,5 su bardağı un kullandım ben bunda. Aynı bu şekilde döndüre döndüre havasını indirmeden ununu yiyene kadar devam edin arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğiniz borcama kenarlarından başlayarak ortaya doğru kekinizin harcını ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kontrollü şekilde pişirmeye çalışın. Çünkü bazı fırınlarda bu süreler değişebiliyor. Güzelce keki ters çevirdim arkadaşlar. Yağlı kağıdını çıkardım. Gördüğünüz gibi kıvamı tam sosunu çekecek tarzda. Bunun kenarlarının tırtıklı yerleri sert olmasını istemediğim için küçük borcama aldım bunu. Hemen üzerine sütlü sosunu da döküyorum. Dökmeden önce çatalla bunu güzelce delin arkadaşlar. Sonrasında sütlü sosunu dökün. Gördüğünüz gibi hemen keki sosunu emiyor. Yani önemli olan burada keki. Keki güzel olmuyorsa tatlı da olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce deldim. Sonrasında sosumu ilave ettim. Hemen bu burada soğudu. Gayet güzel suyunu da çekti. Şimdi üzerine krem şantisini ilave etmeden önce 1-2 kaşık üzerini süslemek için krem şantiyi ayırın. Geri kalan krem şantiyi de kekinizin üzerine güzelce yayın. Sonrasında arkadaşlar karamelini için 1 çay bardağı şeker tavaya koyun. Kısık ateşte ara ara karıştırarak erimesini sağlayın. Bir diğer noktada karamelidir. Karameli olmayınca hiç güzel olmuyor. Güzelce şekeri kısık ateşte hafif hafif karıştırarak gördüğünüz gibi birazcık erimeye başladı. Bu şekilde daha da eriyecek şekeri tamamen. Sonrasında bir yemek kaşığı tereyağı ilave edin. Amana diyeyim tereyağını fazla kaçırmayın. Çünkü çok sert oluyor. Tereyağını koymasanız da olur ama böyle bir yarım yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Yani bir yemek kaşığı da fazla gelecektir çünkü. Güzelce topaklanmaları da spatula yardımıyla eritiyorum. Şekerim eridikten sonra yağımı ilave ettim. Ben biraz fazla yağ koymuşum burada. Onun için yarım kaşık tereyağı koysanız da yeterli olacaktır. Sonrasında tereyağı da eridikten sonra 200 gram yani bir paket kremayı ilave ediyorum. Biraz da kremayı o şekilde karıştırıyorum. Burada dikkat etmeniz nokta tamamen birbiriyle özdeşecek. Spatulayı kaldırdığınız zaman bal aşağıya aktığı gibi o şekilde spatuladan aşağıya akması gerekiyor karamelinin. Kıvamını o şekilde anlıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buzdolabında soğuyan krem şantimi güzelce çıkardım. Karamelini de üzerine ilave ediyorum. Eğer krem şanti sıcaksa hemen karamelle birbirine yapışacak. Özdeşecekti.
Gördüğünüz gibi öyle bir sorun olmadı. Gayet karamelli yayıldı üzerine. En sonunda buzdolabı poşetine koyduğum krem şanti ile süslemesine geçiyorum. Bu noktada istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Fakat bunun süslemesi budur arkadaşlar. Bir kürdan yardımıyla ileri geri yukarı aşağıya falan trileçe deyince bu şekil ortaya çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten lezzeti, dokusu, keki, kıvamı harika oldu. Deneyin, memnun kalacaksınız. Gün yemeklerinde bir numaralı ürünüm diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.